Herkese tekrardan merhaba. Şu anda bir ilk yapıyorum ve evde günlük vlog çekeceğim ve düşündüm ki bugün evde çok işim var gerçekten. Dedim birlikte yapalım ama şimdi duştan çıktım ve gördüğünüz gibi hayatıma bir şekilde devam edemem. Ki zaten ben evde otururken hani böyle canım sıkıldığı için makyaj yapıyorum. O yüzden makyaj yapacağım. Arkada da anneme bir şeylerle uğraşma dedikçe daha çok şıkırtı tıngırtı geliyor arkadan. Saat şu anda biraz geç. Kaç ya? Geç dediğim aslında 3 falan da bir anda aklıma geldi. Sabah kalktığımda böyle bir fikir aklımda yoktu. İlk olarak kalıcı ojelerimi çıkartacağım. Görüyorsunuz. Yani böyle bir şey olamaz. Bunlar daha uzun. Şunları ben törpüledim. Bunları törpüledim daha doğrusu. Şimdi diğerlerini de törpüleyeceğim. Sonra biraz ders çalışmam gerekiyor bu hafta. Hatta yarın ve diğer gün yani salı ve çarşamba günleri 2 tane quizim var. Mac'te eğitimlerim de başlıyor. Yani o yüzden hani gerçekten şu an itibariyle hiç vaktim yok. Boşa geçirecek vaktim yok. Ay bu ne? Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. Vallahi bir anda toparlandım ya. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Tabii ki lekeler falan gözüküyor ama önemli değil. Annem de bu arada şuraya bir şeyler attı gitti. Nerede orası? Bir dakika şimdi size orayı göstereceğim. Ben diyorum odam toplu. O geliyor bunları buraya atıyor. Şunu yerine koyayım. Bunları nereye koyacağım bilmiyorum bu arada. Bu sürprizdi ama görün artık gerçekten bu çılgınlığı yapacağım kısa bir zaman içinde. Şurada kalıcı oje makinem var. Bunu sonra kullanacağım. Şimdi ben bir saçımı kurutayım. Sonra zaten birkaç birazcık bilgisayarda işim var. Onları halledeceğim. Kahvemi içerim o sırada da. Ve hemen kalıcı ojelerimi çıkartmak istiyorum. Artık gördükçe üzülüyorum çünkü tırnaklarımı. Önce şunları törpüleyeceğim. Bunların hizasına getireceğim. Sonra da çıkartacağım. Saçlarımı kuruttum şimdi. Kendime kahve yapacağım. Şuradan gelelim. Sütümüzü alalım. Yine sütlü yapacağım. Çünkü gün içinde çok fazla kahve içiyoruz. Sade yaparsan ekstra bir kafein, ekstra bir çarpıntı. Kahvemiz hazırlanıyor. Az önce de dedim ya aslında ödevle ilgili bir iki iş var. Onu halledeceğim. Of be. Gerçekten kahve aşığıyım. Burası da bir miktar dağınık. Şunları falan bir kaldırayım. Ya çünkü bunları getirdim. Bunu zor buldum. Bunlarla bakım yapacağım. Sonra da bir oje süreceğim. Kapı çalıyor. Allah Allah. Kargomuz karantinaya gidiyor. Anne camı kapıyı açar mısın? Allah'ım orayı da fıstıklıyor. O kadar rüzgar var ki inşallah kargom uçmaz. Uçar mı? Wow. Şimdi tabii ki de eller... Ay, hayır ben kapatırım. Yıkanıyor. Aşırı az işim vardı zaten hallettim ve 2 gündür Trendyol'da bir şey aklıma takıldı. Yani bir şey aklıma takıldı dedim, bir şey almayı düşünüyorum. Şu ışıklardan ya çok güzel değiller mi? Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti ve bayağı uygun fiyatlarına kadar 29 TL yani 30 TL. Mesela bir de şu var, bu da beyaz ışık. Ya mesela siz beyaz ışıkçı mısınız yoksa sarı ışıkçı mı? Ben beyaz ışık daha çok seviyorum sanki ama... Emin değilim. Asıl bu inanılmaz güzel de tabii ki de böyle bir şey şu anda almam. Yalnız bu şey böyle yabancı YouTuber. Yani genelde yabancılarda oluyor ama Instagram'da falan da oluyor ya şöyle arka planları, ışık. İşte o buymuş. Aslında bu da 114 TL. Oha bu 99'du. 114 TL olmuş. Yani bilmiyorum. Bunlar düşünüyorum bir ama emin olamadım. Şimdi ben ne yapsam? Bir şeyler atıştırayım. Gerçekten şunları yapmayı o kadar erteliyorum ki daha ne kadar erteleyebilirim acaba? Kafam o kadar dolu ki yarın quiz var. Çarşamba günü quiz var. Yarın bir tane eğitim var işle ilgili.
Ondan sonra sınavlar başlıyor ama sınavların başlamasına daha var. 2 hafta falan var daha sınavlar başlamaz. Ödev gelir kesin. Yarın, bugün bir ödev de gelir kesin. Bugün işte ödev teslimimiz var. Sonra hemen tekrardan yükler yeni bir ödev. Şimdi hazırsanız operasyon başlıyor. Ama ay kahvem dökülüyordu. Neyse. Öncesinde tırnaklarımı törpüleyeceğim ve şurada ojeler var ya, onları çıkartacağım. Çünkü onlar, neden netlemedin, kalıcı oje değil. Onları çıkartacağım ama önce bir törpüleyeyim de. Ben normalde de tırnaklarımı hep evde törpülüyorum. Şimdi nasıl? Hemen göstereceğim size oval törpü yaptığımı. Önce tırnakları istediğim boya getiriyorum. Yani dümdüz törpülediğinizi düşünün ve bu ses beni var ya delirtiyor. Gördüğünüz gibi kısalttım bunu. Diğerlerini de kısaltacağım ama önce şunu göstereyim. Şu kenarlarından böyle biraz daha törpülüyorum. Bu sefer sadece kenarlarından. Onların o oval şeklini belirliyorum ve döndüreceğim. Şöyle şöyle oraları ovalleştiriyorum. Ya birçok tırnak şekli var. Ben bunu kolay yapıyorum. Tabii ki kare de kolay ama o daha çabuk kırılıyor sanki. O yüzden şöyle şöyle tırnağımı döndürüyorum. Döndürüyorum değil de işte böyle çeviriyorum. Ya herkes farklı yapıyor olabilir. Benim bu kolayıma geliyor. Benim yine işlerim çıktı. Onları hallettim. Sonra gördüğünüz gibi şunları biraz törpüledim. Nasıl törpülediğimi de göstereceğim. Bakın mesela parlak katmanı aldım. Zaten önemli olan o. Bu elimi de birlikte yapacağız. Aslında tek başına törpülemekle çıkartabiliyorsunuz. Ama açıkçası ben birazcık bundan korkuyorum. O yüzden asistonla birlikte bir daha saracağım şimdi. Bu şöyle set halinde satılıyor. Bunu annem galiba Rozman'dan almıştı değil mi? Bir şu anda kulaklıkla Esra Erol izliyor. Allah'ım sen sabır ver. Duymuyor asla. Ama bunu Rozman'dan almıştı. Ya tabii ki normal törpüyle de şöyle şöyle törpüleyebilirsiniz ama o aşırı uzun sürüyor. Bu böyle hop dönen törpü. Şöyle bakın şu anda bu dönüyor. Sesten de zaten duyabilirsiniz. Ya o kadar aslında ben bunu en üstte değil de bir altta çalıştırıyorum. Ya çok korkunç bir şey. Çok korkuyorum tırnağıma bir şey olacak diye. Evet, bayağı bir yol kat ettik. Gördüğünüz gibi şu anda bunlar da mat. Ya bu görüntüne gerçekten ağlamak istiyorum. Şimdi asiton ve bizde saf asiton var. Şöyle kuaför salonu muyuz biz ya? Ne bu böyle? Gerçekten şöyle bir saf asitonumuz var. Bunu kuaför malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Biz bayağı önce almıştık. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Şimdik. İyice asitonladın mı? Evet, bayağı asitonladım. Dur bir dakika. Böyle sıkı sıkı yapmaya çalışıyoruz. Seninle beraber güzel bir ekip oluyoruz biz aslında. Evet, süper bir ekibiz. Ama bu çıktı bile. Evet, şimdi ben böyle yaklaşık bir 20 dakika bekleyeceğim. Sonraki işlemleri de sizinle yapacağız. Tam olarak 20 dakika oldu şimdi ve elim yani cayır cayır yandı. O yüzden buraları falan söktüm. Şimdi bakalım çıkartıyorum ya ama aa, bu direkt çıktı zaten. Aa, sanki soyulacak gibi. Bakın alttan böyle bir atmış. Aslında zaten bu öndeki ilk başta yaptığımız törpüleme işlemini şu yüzden yapıyoruz. Bunun üstünde jel var. Altında da jel var. O jeli etkisiz hale getirmek için. Çok hafif hafif bunları soymaya başlıyorum. Şu anlık aslında kolay çıkıyor. Olmadı şey de yapabilirim. Bir kere daha asiton yaparım aynı şekilde. Şu anlık ama iyi gidiyor bayağı, baksana kuzu. Beni en son gördüğünüzden beri bayağı bir şey değişti. Resmen sağ elim bozuldu şu anda. Çalışmıyor yani. Çok kötü bir durumda. O yüzden diğer elime akşam devam edeceğim. Son durum bu. Ben çıkarttım. Üstünde biraz jel kaldı ama onu bilerek çıkartmadım. Yani şu anda hiç gerek yok. Bayağı da kısa törpüledim. Elim hala aynı. Onu cidden akşam yapacağım. Çünkü şu parmağım şu anda yok. Yemek yiyeceğim şimdi. Annem bana yemek ısıtacak. Bakalım ne ısıtacaksın? Ne ısıtacaksın? Nohutla pilav. Nohutla pilav ısıtacakmış bana. Burada da ayrıca bir yemek pişiyor. Ne bu? Patlıcan oturtma. Patlıcan oturtma mı? Sen mi yaptın? Patatesli patlıcanlı, evet. Kıymalı, benim bir spesiyelim. Çok hafif oluyor. Yağda kızartmadan yapıyoruz. Son derece sağlıklı besleniyoruz.
Yani bunu duyanlar bence pek inanmadı ama. Onları kaldırabiliyor muyuz şu an? Ama lütfen. Onların içinde toz var. İstersen dikkat et. Ben yapıyorum, annem kaldırıyor. Ama bak, elim çalışmıyor. Peki anneciğim, yani çalıştığı zamanlarda da sanki sen yapıyorsun. Arkada da televizyon. Annem yemeklerimizi ısıttı, biz yine yemek yiyoruz. Ama vallahi ne yapalım, neden gülüyorsun ki? Haklısın. Kaç saat oldu? Aa. Evet, evet anne. Gerçekten zaten çok yoruldum. Evet, tırnaklarını törpülerken yoruldun değil mi bebeğim? Elim çalışmıyor diyorum, sen diyorsun ki tırnaklarını törpülerken yoruldun ya. Bak elim titriyor. Allah'ım. Bu yakarış ne? Allah'ım sabır versin bana yakarışı. Ters ışık ama olsun. Menümüzü de gösterelim. Pilav üstü, nohut. Turşu, yoğurt. Pilav üstü, yoğurt, nohut. Kahveyi aldım. Kola. Ve annem. Ve Mali. Yakayamam ya. Yemek yerken hiç rahatsız etmiyor bizi. Gördüğünüz gibi ben yine düzeneğimi kurdum. Şu anda da bu elimi yapıyorum. Bu arada da kahveyi içelim dedik. Annişimle. Ben elime bunları çıkardıktan sonra şundan süreceğim. Diğer elime sürdüm çünkü bu Biblis'in keyriti. Ya içinde yağlar falan var. Tırnakları besliyor. Ve bebeğim bunu süreceğim. Bunu ben bayağıdır kullanıyorum. Annem de çok memnun. Söyleyeyim dedim ya, detaylı göstermeyeceğim bunları çünkü ayrı bir manikür videosu yaparım diye düşünüyorum. Hani komple bir oje çıkarma, tırnak mırnak olmasın bu video diye. Azıcık da kendimi göstereyim dedim. Şu anda elim cayır cayır yanıyor. Böyle hemen kahvemi alayım. Ben yine bambaşka biri olarak geldim. Ya aslında şöyle oldu. Dün başka bir şey çekemedim. O yüzden bugün devam etmek istiyorum. Şurası birazcık dağıldı yeni odamı toplamışken. Gördüğünüz bu makyajı yaptım. Hatta videosunu da çektim. Şimdi bir Mac'te eğitimim var. Eğitim toplantı gibi bir şey Zoom'dan yapıyoruz. Sonrasında tekrardan günüme devam edeceğim. Uzun bir aradan sonra güne çok erken başladım. 9.30'da kalktım. Ay elim titriyor. İşte 9.30'da kalktım. Sonra online dersim vardı. Ona girdim. Çıktım. İşte kahvaltı yaptım. Makyaj yaptım falan. Şu anda saat 2. Makyajımı bir de böyle göstermek istedim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü burada bir tane daha arkadaş katıldı bize. Ojelerimi sürdüm ama çok kötü onları. Sonra geçeceğim şimdi. Ay geç kaldım. Ben hemen gidiyorum. Size sonra hemen döneceğim. Kendime koltuğun önünde bir yer buldum. Size hemen dün gelen kargoyu göstereceğim. Nix'ten birkaç... Of çok titriyor buradaki bir şeyler. Nix'ten birkaç parça bir şey aldım. Çünkü tek marka makyaj. Nix videosu çekeceğim. Yani eksikleri aldım sadece. Bu arada Nix'in online'ından ilk defa alışveriş yapıyorum. Her zaman olduğu gibi şu anda da içimde bir tık korku var. Kırık çıkmaması. Yani kırık çıkar diye. Önce kırılma ihtimalleri olanlara bakalım. Şu Sweet Cheeks allıklarından aldım. Aldığım renk String Rose. Rengini göstermeye çalışıyorum. Da mağazada bunların ben testerini görmemiştim yani. Ne oldu? Bana pati attı arkadan. Evet. İlk ürünümüz sağlam. Bir rengi var. Bakalım hatta. Rengi yalnız var ya. Bayağı güzel. Sevdim şu anda. NYX'te kontür ürünü ararken o kadar zorlandım ki. Çünkü koskoca paletleri var. Şu anda da o paletlere o kadar para vermek istemiyorum. 100 liradan fazlalardı. O yüzden ben de yine swatchlarına bakarak şu So Taupe rengini aldım. Yani kontür olarak kullanıyorlarmış. O yüzden güzel olur diye düşünüyorum. Evet, kırığımız çıkığımız yok. Çok iyi. Diğer aldığım High Gloss Highlighter'ı bu Moon Glow rengi. Bu biraz küçükmüş ama. Asıl minik pudra aldım da minikliğe bakar mısınız? HD pudrasını deneyeyim dedim. Çünkü ben zaten çok fazla pudra kullanan bir insan değilim. O yüzden bunu alayım dedim de bir dakika şunun bir rengine ben bakmak istiyorum. Mini maskara indirime girmişti. 20 liraya düşüyordu. O yüzden bir deneyeyim dedim. Çünkü normal ya yani büyük boyu 70-80 lira civarındaydı. Gerek yok dedim ona şimdi. Ve uzun zamandır istediğim glitter primer'ını aldım. Şunun rengini aşırı merak ettim. Buna bakayım da sonra kahvem geldi. Kahve içmem gerekiyor. Bir kahve içerim. Ve artık quizimi yaparım. Bizim mesela bazı quizler serbest oluyor. Yani serbest derken
Birazdan elimi keseceğim galiba. Saati serbest oluyor. Mesela hoca diyor ki işte şu tarihte sabah 9'dan akşam 11'e kadar sınavı, quiz'i yapabilirsiniz. Bazıları tabii ki saatli oluyor da. Marley Hanım, bu nasıl uyuyuş? Marley, bütün gün uyuyorsun ama. Hadi kalk. Bizde son durum. Şu an dışarıdan geldim ve şu haldeyim ve nefes alamıyorum. Tamam, hadi git. Doğru, banyoya başlayalım. Arada bir annem işe gidiyor da o yüzden maskesini taktı. Ben de şimdi buzlu kahve yapacağım. Bildiğiniz latte yapıyorum. 2 ölçek espresso koyacağım. Yani bu latte mi oluyor bilmiyorum valla. İşte süt koyuyorum bir de. O kadar, 2 ölçek bundan, sonra da süt koyacağım. Dolabın içinde şöyle bir buzluk var. Bu buz sanki az olacak ama bilemedim. Göz kararı süt ekliyorum. Bu arada mutfak birazcık dağınık. Kusura bakmayın. Annem turşu yapma telaşına girdi. Beceriklilik. Beceriklilik, beceriklilik. Tam ders çalışıyordum. Sonra bir anda geldiler bana. Dedim ki hemen kalk, makyajını tazele ve lensleri tak. Yani sanki böyle gözümle çok fark yok arasında. Şöyle bakın. Aslında evet, böyle olunca fark var. Ama gerçekten kendimi kendime bakmaktan alamıyorum. Çok değişik ya. Ben bilmiyorum, lens çok seviyorum. O yüzden böyle bir durum güncellemesi yapmak istedim. Bunlar burgundy lens. Yani biraz daha böyle kızıl burgundy olması gerekiyordu aslında ama çok da yapay durmaması bir açıdan iyi olmuş. Ya ben bunları günlük olarak takmayı çok istiyorum. Ama onun için önce dışarı çıkmam gerekiyor. Ama hani böyle o kadar rahatlar ki gün içinde dışarı çıkabileceğim kadar rahatlar. Lensler bana firma tarafından gönderildi. MyEOTD'di. Yani yanlış kodlamadıysam galiba Güney Kore'den mi geldi? Bir yerden geldi ama şu anda tam böyle konumunu hatırlayamıyorum. Linkini koyarım aşağıya. Kesinlikle sponsorlu falan değil yani. Sadece bana denemem için lensleri gönderdiler. 3 tane. Bir tanesiyle hatta video çekmiştim. O biraz daha gri gibiydi. Bu burgundy, bir tane de hazel olan var. Böyle bir göstereyim kendimi dedim. Bu arada gloss olarak da Fenty'nin glossunu sürdüm. Yani gerçekten fark yaratıyor. Ama şimdi burada boş boş oturmayıp gidip ders çalışmam gerekiyor. Biraz ders çalışayım çünkü akşam 11'e kadar quiz'i yapmam gerekiyor. Quiz de 40 dakika ve hani gerçekten zor bir ders. Termodinamik. Neden ben... Ay... Böcek sandım da değil. Neden termodinamik ders aldığımı gerçekten hiç bilmiyorum. Yarın istatistik quiz'i var. Onu neden aldığımı hiç bilmiyorum. Böyle bugünkü hadi neyse de yarınki çok fena. Of. Bu arada da annemin telefon sesleri geliyor. Dınk 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 dınk. Selam. Bize kombinini göster bakalım. Bu kadar sinir oldum ki size anlatamam. Birazdan konuşalım anneciğim. Aa, sen mi varsın orada? Aa. Yalandım. Ya bir de hayır, yalaması olay değil. Yüzümde kim şey yani fondöten var ve anında kızardı burnum. Tat 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 tam quiz'den 100 aldım. Evet, bu anı asla göstermesem olmazdı. Gerçekten tebrik ediyorum. Ya bir de bu quiz o kadar önemliydi ki yani anlatamam. 4-5 tane quiz alacağız toplamda bu online eğitim girdiği için. Normalde böyle değildi sistem ve bayağı yüzde etkileyecek. Ah, o yüzden bu dersten büyük ihtimalle geçtim. Biraz annem uyuyor, o yüzden sessiz konuşmaya çalışıyorum. Lenslerim çıktı, rujum yok. Gördüğünüz gibi havada karardı, biraz ders çalıştım. Ah, çok mutlu oldum. Beni en son gördüğünüzden beri yine bir gün geçti. Yani şu anda ertesi gündeyim. Ya vlog çekmeye çok alışkın olmadığım için, yani yeni alıştığım için vallahi unuttum yani. Bilmiyorum, dün pijamalarımı giydim, oturdum videodan sonra. Ben böyle artık vloglara devam etmek istiyorum. Hem karantina sürecinde hem de tabii ki de karantinadan sonra. Öyle işte, ne desem bilmiyorum. Artık bence videoyu kapatayım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Benimle birlikte 2 gün geçirdiniz. 2 gün.
İki gün diyelim biz ona. Bugün üçüncü gün olsa da bugün sadece kapanışı yapıyorum. Şimdi videoyu ne zaman editlerim acaba? Çünkü bir tane daha editlenecek videom var. Ondan sonra da hemen zaten bunu yüklemiş olurum. Bu arada makyajımı beğendiniz mi? Nasıl olmuş? İsterseniz videonun altına makyajın linkini koyarım tabii ki de. Hiç kaçar mı? Videoyu beğendiyseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olmak isterseniz ve olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.